Bugün son trendin ilginç bir konuğu var. Bergisch Gladbach Belediye Başkanı Frank Stein. Kendisi de bizi çok nazik, çok sempatik bir şekilde röportaj teklifimizi reddetmedi. Oldukça da samim ve başarılı bir yönetici. Bergisch Gladbach'la ilgili Türk yemekleri hakkında ne düşündüğünü soracağız. Günay bize yardımcı olacak. Biraz İngilizce, biraz Almanca, biraz Türkçe. Güzel bir röportaj olacağını düşünüyorum. Hello Frank Stein. Nice to meet you. Welcome to our TV program. We can speak some Turkish, some English, some Germany, an interview we can do it for nice interview. Günaycığım, öncelikle sizin buradaki güzel menülerinizi ziyarete geldiğimizi söyledim. Röportajın siz kendisiyle konuşmuştuk ama Türk yemekleriyle ilgili neler hissettiğini, neleri sevdiğini bir sorar mısın? Herr Frankstein, wie finden Sie denn auch türkische Gerichte? Haben schon für heute Abend ein bisschen probiert. Ja. Und was finden Sie denn? Wie finden Sie denn auch? Also ich liebe die türkische Küche. I love the specialties from Turkey. Und wir kommen gerne hierhin, meine Familie und ich. Und es ist immer wieder ein kleines Stückchen Sonne und ein kleines Stückchen Mittelmeeratmosphäre hier in unserer Stadt. Und wir sind sehr glücklich, dass ihr hier euch so gut etabliert habt. We are very happy that this wonderful restaurant is here and we love Turkish food. It's wonderful. Okay, senin çevirmene gerek kalmadı. İngilizcesini anladım çünkü. Buradaki Türk yemeklerini ve Türk restoranını çok sevdiğini söyledi. Türk yemeklerine de ayrı bir ilgisi olduğunu söyledi. What's your favorite foods in Turkish foods? I especially like lamb. Lamb. And chicken. And especially salads and all these fresh fruits. And the fine desserts, of course, also. It's completely wonderful, and it's a kind of holiday when you go to here, forget your work and trouble for some hours and enjoy. Okay. Kuzu, tavuk, salatalar ve tatlılar, zaten geriye de bir çorba kaldı. Herhalde sorsak onu da beğendiğini söyleyecektir. Favori yemeklerin arasında oldukça da sık ziyaret ettiğini söylüyor. Frank Stein programın özel konuklarından biriydi. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Enteresan bir konuğumuz daha var sırada. O kadar keyifli, o kadar enteresan bir mekan ki mekandan dışarı çıkamadık. Neden çıkamadık? Hep dostlarımızı, hep büyüklerimizi, sevdiklerimizi görüyoruz. Bunlardan bir tanesi de Necattin Demircan. Bosporus Grill'in muhteşem ustalarından biri. Döner, Bergisch Gladbach'ta Necattin abiden sorulur. Kendisi hem emektar hem de bu işin gerçekten profesyoneli. Bugün de böyle. Allah razı olsun, teşekkür ederim. İzin gününde yakalayınca, çünkü ben son 5 yılda seni bir kere izinde göremedim. İzinle yakalayınca dedik ki Necattin abi de programı alalım. Necattin abi ne var ne yok, izin günündesin, gene dükkandasın. Valla bugün nasıl izin günündesin. Bugün nasıl olacak? Yani kapalı. Bizim döner yerimiz bugün kapalı, pazar günü olduğundan dolayı tatil günümüz. Öbür tarafa geldin. Buraya tabii ki boş günlerimizde ister istemez alışmışız. Geliyor. Yani geliyor. Ben yengenin yerinde olsam eve sokmazdım vallahi. Allah razı olsun. Çok iyi bir hayat arkadaşım benimle beraber olduğu için, onun için de çok mutluyum. Onun için rahatım. Rahatlıkla da gelebiliyorum, çıkabiliyorum evden. Harika. Buraya geliyoruz tabii ki. Abim var, yeğenlerim var. Tabii ki buranın bir ayrı ustaları var. Onlarla konuşmak, onlarla muhabbet etmek ister istemez bizi çekiyor. Gastronomi dediği zaman bizi içine çekiyor. Bizim dönerimiz. Bir gün yolun düşerse Bergisch Gladbach'a, döner yemek için Necattin Demircan'a mutlaka uğra. Şunu da söyleyeyim. Büyüğünden küçüğüne bütün müşterilerimize teşekkür ediyorum. 7'sinden 70'ine kadar hepsine bütün hizmetimiz, bütün muhabbetimiz hepsine aynı eşittedir. Değişmez. Bu bizim genelimizde vardır. Büyüğü de aynıdır, küçüğü de aynıdır. Evet. Onun için değişmeyiz. Duygan, ne kadar oldu burası faaliyete geçeli? 1,5 yıldan beri. Hayırlı olsun. 2021'in 10. ayından itibaren faaliyete geçtik. Ondan beri birlikte çalışıyoruz burada. Yani arkadaşlarla, aileyle, kuzenle birlikte burada çalışıyoruz. İşte babamın yaptığı güzel bir eseri, aşağıda duyduğunuz gibi bir Bosporus Grill'imiz vardı. Ondan sonra dedik ki bir restoran açalım. Tabii 2007'den beri bir proje aklımızdaydı. 2007'de maalesef başka şeyler oldu. Ondan sonra bu proje 2021'den faaliyete geçti. Öyle diyelim. Şimdi buranın ızgaraları öve öve bitiremiyor herkes. Teşekkürler. Izgaralarda en favori neler var menüde? Valla menülerden yani hepsini tavsiye ederim menü olarak. Ama tabii ki insan sevdiği beyti çokluğuna gidiyor. Yoğurt menülerimiz gidiyor. Ağıtlı Adanalı yoğurt veya
kuzu şişli yoğurtlu. Genellikle yoğurt maddelerimiz güzel gidiyor. Fırın yemekleri, aşağıdaki tava yemeklerimiz, savuç kavurma olsun, tavuk saç. Genellikle hepsi çoğunlukla güzel gider. Ama benim dediğim favorim olarak tabii ki kaburga. Kaburgayı tavsiye ederim. Biz kendimizi restorana geldiğimizde belediye başkanı, sahibi, enteresan bir kitlenin içerisinde bulduk. Burada şöhret ve ünlü olan bitmiyor. Sait Maruş var. Sait kardeşimiz de inanılmaz bir beatbox uzmanı. Biz de rica ettik kendisinden. Dedik ki Sait bize birkaç tane beatbox seslendirmesi yapar mısın? Olur dedi. Sait, welcome to TV program. Thanks. Son Trend. Thank you very much. You are make a is very nice voice in the beatbox. Yeah, I do. Can you do it for me some trail? All right. So, can I take the mic first? Okay, nice. All right. This is the mic. Welcome to Germany. Welcome to Boss Bohos restaurant. We talk about the show, you know. Here we go.